Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir videoyla beraberiz. Bugün benim Sabancı Üniversitesi 5. dönemim adlı bir yazım vardı. Bunu okuyacağız beraber. Eskiden işte sistemde paylaşmıştım, sonra site işini bıraktım. O yüzden tek bende kaldı bu yazı. Ve paylaşmak istedim, YouTube kanalından beraber okuyalım dedim. Hem daha eğlenceli olur ben okuduğum için. Hem de ben unuttum da yani yazıyı. 5. dönemim benim ne zamandı derseniz, ben 3 dönem hazırlık okudum yaz dönemiyle beraber. O yüzden 4. dönem 1. sınıfın 2. dönemi, 5. dönemde 1. sınıfın 2. dönemi. Yani Sabancı Üniversitesi ben 1. sınıfın 2. dönemindeyken ki sürecimi yazmıştım. Daha çok böyle sosyal etkinlikler, sosyal yaşam, kulüpler falan, onlardan bahsetmiştim. Bugün istiyorsanız hep beraber okumaya başlayalım. Herkese merhabalar. 50 maddede Sabancı'da ne yaptığım yazılarından, evet öyle bir yazılarım da vardı zaten, onun da böyle videolarını çekmiştim. Staj yazım vardı. Creative Full Mind yazılarından sonra yeni bir yazıyla karşınızdayım. 2018 Şubat'tan 2018'in Haziran'ına kadar olan süreçmiş. Yani yaptığımdan bahsedeceğim. Bu sefer direkt madde madde gitmeyeceğim. Karışık. Evet, bu karışık bir yazı. Önceki yazılarımı okumadıysanız tavsiye ederim demişim. Link bırakmışım. Tabii şu an linkler görünmüyor. Okumaya devam ediyorum. Hatta bugün anlatarak başlayacağım. O günü anlatarak başlıyorum. Bugün 13 Nisan 2018. Ben yazıyı farklı zamanlarda yazdığım için zaman atlamaları olacak. Bu sabah 7.30'da kalkıp duşumu aldım. Takım elbisemi giymemle başladı. Hemen servise atladım. Çalık Holding'e gittik. CEO görüşmesinin olduğu bir gün. CEO'larla çay sohbetleri kulübümüzde. Biz 8 kişi gittik. Toplantıya Ahmet Çalık ve 2 yönetici daha katıldı. Aramıza oturdular ve çok sıcak bir ortam oldu. Güzel bir sohbetten sonra öğle vakti okula geri döndük. Dersim 5 dakika kalmıştı. Hemen yurda gidip 3 dakikada kıyafet değiştirdim ve koşarak derse girdim. O da doğa bilimleri dersimizin, yani bizim meşhur Enes dersi, soru çözüm saati recitation'ıymış. Bizim deyişimizde Enes recit yazmışım da. Çıktım, ardından CS recite girdim. Ben CS dersi almıştım. 1. sınıfın 2. döneminde üstten almıştım. CS 201, ona girmişim. Kod falan girdik, klasik. İlk sınavımız da yeni açıklanmıştı. 95,5 almışım. Kendimi tebrik ediyorum. Küçük hatalar yüzünden sağlık olsun. Bir dahakine 100 olur demişim. 100 olmamış, 99 olmuş. Yine de iyi. Dersi üstten aldığım ve okulda iki farklı işte part-time olarak çalıştığım için dersler yoğun gelebiliyor. Evet, gerçekten de yoğun bir dönemdi. Hem iki part-time iş vardı, hem işte birinci sınıf yine çok yoğun değil ama üstten ders aldığım için de yoğundu. Bir yandan da kulüplere git gel falan bayağı yoğun oluyordu. Oradan bir fotoğraf koymuşum, böyle adımı yazmışlardı. Hoşuma gitmişti, beni kurtaran bilgisayar mühendisi diye önümüze koymuşlar. Oradan paylaştığım bir fotoğrafı koymuşum. Beraber çekildiğimiz fotoğrafı koymuşum. Fotoğraflar biraz net görünmüyor. Çünkü sitedeydi. Siteden çektiği için biraz bulanık olarak almış. Akşam da oyun kulübümüzde, bizim Pandora kutu oyunları bir kulübümüz vardı. Onunla oyun oynardık. Ondan bahsediyorum. Oyun odasında yeni aldığımız oyunları deneyerek geçirdim. Sonra da geldim işte bu yazının bu bölümünü yazdım. İşte bugüne kadar. Ben size başka günlerden de bahsedeyim. Geçen hafta bahar tatiliydi. 150 civarı Sabancı öğrencisi Antalya'da Olimpos'a gittik. 5 gün oradaydım. Evet, çok güzeldi o günler. Olimpos'a Mert ve Onat'la gittim. Sabah gelişimiz çok heyecanlı oldu. Cumartesi günü tarih sınavımız olduğu için pazar sabahı bilet almıştık. Tarih sınavı da harbi zordu. Akşin Hoca olunca haliyle sabahla Mert'le havalimanına geldik. Onat evden gelecekti ve geç kaldı. Sonra uçağı kaçırdı ama sıkıntı olmadı. Sonra iki uçakla geldi. İlk gün geldik, odamıza yerleştik. Bir an nasıl yaşayacağız burada oluverdim. Çünkü kapımız kapanmıyor, çok zor kapanıyor. Sıcak su yoktu ilk başta ve su pas kokuyordu. Duşa baktım, duş demek için su fışkırıyor olması yeterse duş diyebiliriz tabii. Ben çok beğenmemişim orayı. Özellikle oda kısmını, burada onu görüyoruz. Neyse, bütün bunlardan bir yana eğlenceli bir 5 gün geçirdik sonuçta yani. Biz oradan bayağı kalabalık bir Sabancı öğrenci tayfası gidiyoruz. Doğal ortam güzel. Eğlenceliydi yani, odalar o kadar güzel olmasa da. İlk gün dershaneye çıkıyorlardı. Ben de katıldım. Harbi zormuş. Birkaç yeri geçtikten sonra bunun inişi de var. İlk günden zorlanmayayım deyip devam etmedim. Dershane orada bir tane zirve gibi bir yerin adıydı. Ondan bahsetmişim. İkinci gün 20 kişilik bir ekiple cennete gittik. Cennet de yine orada bir yerin adı. Cennet çok güzel manzaraya sahip olan bir yer işte. Cennetten sonra da sahile gittik ama o gün hem akarsudan geçerken suya düştüğüm için hem de tüm gün tırmanış yaptığımız için ayakkabımın pestili çıkmıştı. Akşam otele dönünce de hep terlikle gezmişim. Ayakkabım mahvolmuş. Bir benzer olay da geçen sene Bodrum'da başıma gelmişti, ondan bahsediyorum. O çok daha kötüydü. Mert'e dönüp, "Mert, sen ne zaman şehir dışına gitsek benim ayakkabıma bir şeyler geliyor," dedim. Harbi de öyle oluyor. Bodrum'da da ayakkabım mahvolmuştu. Onunla ilgili bir anım vardı. Eski yazıda bahsetmiştim. Üçüncü günümüz biraz dinlenerek, biraz da kitap okuyup, ödev yaparak geçirdim. Sonra Olimpos'u antik yerlerini gezdik falan. Yanartaş diye bir yer varmış. Doğalgaz çıkıyormuş ve taşlar yanıyormuş ama uzakmış biraz. Atakanlarla biz gece arabayla gideceğiz dediler. Gel sen de, ben de dedim tamam hadi gidelim. Ateşte pişirmek üzere yanımıza marshmallow da aldık ve dal da aldık.
Arabayla belli bir yere kadar geldik, devamında da bayağı yokuş çıktık. Çok yorucuydu. Sonra değdi mi derseniz değdi. Çok güzel bir görüntüsü vardı. Sohbet ettik, eğlendik falan. Sonra geri indik, bindik. Arabayla gideceğiz. Gelişimiz 40 dakika sürmüştü. Bir baktık ki 8 dakikalık çok kısa bir yol varmış. Hadi gidelim olduk ama sonrasında öğrendik ki en iyi yol bildiğin yolmuş. Girdiğimiz yol sahil yoluydu ve pek arabaya göre bir yol değilmiş. Önümüze akarsu çıktı. Alp dedi geçeriz diye. Girdik akarsuya, sonra 3 saatimiz, evet o gece hatırlıyorum, akarsuda sıkışarak bir şekilde arabayı çıkarmaya çalışarak geçmişti. Vatan arabamızı burada görüyoruz nehirde. Araba iyice gömüldü, akarsuda indik, ayakkabımıza yine su girdi. Kurtulamadım bu ayakkabı derdinden. Taşları kazıp arabayı çıkarmaya itmeye çalıştık ama bir türlü çıkaramadık. Çok fena saplanmıştı. Jandarmayı ve itfaiye falan aradık. Bizi çekici gönderdiler. Sonra gece 2.30 gibi çekici geldi. Arabayı çektik sonunda. Bu da böyle bir macera olmuş oldu. Gece döner dönmez yattım zaten. Sabah erkenden kalkıp Antalya merkeze gittik. Orada da Antalya'da yaşayan Sabancılı arkadaşlarımız Baran, Mustafa ve Turay'la buluştuk. Bizi iyi gezdiler. Akşamda da uçağa atlayıp İstanbul'a döndük. Güzel bir gezi olmuştu. Hala 3 gün daha tatilim vardı. Evet güzeldi yani. Eğer yine olursa tavsiye ederim. Biz şeyle gitmiştik. Su Dostluk diye bir kulübümüz var. Dağcılık kulübü. Onlar her sene yapıyorlar genel düzenli olarak. Böyle ara tatillerde. Onunla gitmiştik. Güzel bir tatil olmuştu benim için de. Burada bir fotoğraf koymuşum yine Antalya'dan. Isaac'ten bahsediyorum burada. Ben Isaac ekibindeyim. Isaac dünya çapında kamplar düzenleyen gönüllü bir kuruluş. Isaac'ten bahsediyorum. Isaac'le alakalı videolarım da var. Yine tıklayarak izleyebiliriz. Her cuma akşamı toplantımız oluyor ama ben cuma akşama kadar dolu olduğum için dersler sebebiyle toplantılara Isaac adıyla LCM deniyor. Local Committee Meeting diye. Gidemiyordum. Bu hafta tatil olunca gittim. Kadıköy'de Isaac ofisinde geçti o günde. Yazın Isaac ile Mısır'a gideceğim. 27 Haziran'da gidiyorum. 13 Ağustos'a kadar oradayım. Evet, Mısır'a gittim ondan sonraki yaz. Geçen yılda Mısır'a gitmiş olan Eylül'le tanıştık, sohbet ettik. Evet, Eylül'le konuşmuştuk o Mısır konusunda. Onun tavsiyelerini almıştım. Hatta komik bir sohbet oldu. Onu da anlatayım burada demişim. Hadi bakalım. Anlatmışım. Bildiğiniz üzere Avrupa ülkelerinde falan genelde taharet musluğu yok. Ben Mısır'da olup olmayacağını soracaktım. Farkında olmadan taharet musluğu yerine pisuar demişim. O da bilmediğini söyleyince nasıl bilmiyorsun ya? Hiç mi dikkat etmedin? Önemli bir konuda sonuçta falan demiştim. Ben şeyi sordum işte. Orada pisuar var mı diye özellikle. Ama taharet musluğunu sormak istiyorum. Pisuarı soruyorum yani ısrarla. O da işte yanlış falan söylemiştim. Böyle arada bir anlaşmazlık olmuştu. Ondan bahsetmiştim. Komik anıydı o da. Mısır'da da güzel bir blog yazacağım, okursunuz demişim ama maalesef ki yazmadım. Full gezerek gezdi, videolar falan çektim. 10-12 falan farklı şehir gezeceğiz. Baya baya eğlenceli olacak gibi görünüyor proje. Seneye Slovenya'da, Maribor'da Erasmus'ta olacağım ikinci dönem. Biri çok soğuk, diğeri çok sıcak. Çok soğuk değildi bu arada Slovenya. Ama böyle iki farklı deneyim oldu. Ardından da Slovenya'ya gitmiştim. Başka neler demişim? Onun dışında dün 12 Nisan 2018 THY CEO'suyla görüşmüşüz, Bilal Ekşi'yle. Çok şakacı bir adamdı. Yer yer bizi bayağı güldürdü. Hepinizin çok iyi İngilizcesi var sonuçta. %100 İngilizce okulda okuyorsunuz. Dersleriniz de iyiyse çok rahat THY'ye girip çalışabilirsiniz dedi. Duyularımızı takip edin. Sizi THY'ye bekliyoruz dedi. Zaten genel müdür yardımcısı Sabancı Üniversitesi mezunuymuş. Bizim okulun mezunlarının iyi olduğu ve tercih edildiğini söyledi. Zaten çoğu şirketten bunu duyarsanız Sabancı mezunları tercih edilen mezunlar arasındadır. Bizim okulun mezunlarının iyi olduğu, evet bunu söylemişiz. Maket uçak hediye etmişti. Bize böyle bir defter falan hediye etmişti. Onu çekmişim, koymuşum. Genelde böyle CEO sohbetlerine gittikten sonra bize böyle küçük küçük hediyeler de veriyorlar. Çok tatlı oluyor. Ben de saklıyorum, biriktiriyorum onları. Sonra ne demişim? Yine anlatmak istediğim bir bölüm var. Biz konuşurken işte konu Pegasus'tan falan açıldı. Pegasus'un her şeyi parayla satmasını falan konuşuyoruz. Pegasus'un CEO'suyla da 4 ay önce falan görüşmüştük. Evet, onunla da görüşmüştük. O da iyi biriydi. Mehmet Nane. O da bayağı şakacı, samimi bir insandı. Bilal Bey arada Mehmet Bey ile toplantılarda bir araya geliyoruz. Ne zaman görsem suyu gösterip Mehmet Bey bu ücretsiz, merak etmeyin içebilirsiniz diyorum diye. Yani güzel bir şaka. Biz gülmüştük orada. İleride Türkiye'de kalırsam belki TY'de çalışırım. Kim bilir demişim. Belki. Kim bilir. Madem CEO görüşmelerinden konu açıldı, ben size geçen gün gittiğim Alarko Holding görüşmesinden de bahsedeyim. Ben bunu bir videoda bahsettiğim için buraya geçiyorum. O videoyu izleyin, CEO'larla 35 farklı CEO'yla görüştüm diye bir videom vardı. O videoda bayağı bir bunun üzerine konuştum. O videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu boş yere uzatmayalım. Bu kısmı geçiyorum. Gerçekten çok etkili, güzel bir görüşmeydi bizim. Alarko Holding görüşmesi. İzzet Bey'le görüşmüştük, İzzet Garih'le.
Burada fotoğrafını koymuşum. Hatta bu zaten resimden belli oluyor. Baya böyle bize tahtada bir şeyler çizerek çok güzel şeyler anlatmıştı. Oradan notlarda böyle görünüyor. Onun dışında bu yıl katıldığım diğer görüşmeler Mondales CEO'su İhsan Karagöz, Petrolofis CEO'su Selim Şipler, eski rektörümüz şu anki TÜBİTAK Başkanı, hala da TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'la görüşmüştük. Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Haluk Barla, artık değişti sekreterimiz de. Çalıto Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Akbank Yönetim Kurulu Suzan Sabancı Dinçer, HP CEO'su Filiz Akdede ile. Yani o dönemde de ben bayağı CEO ile görüşmüştüm. Ondan önce hazırlıktayken birinci sınıfın ilk döneminde de bayağı görüşüyordum. Yani CEO'larla çok sohbetleri kulübü benim bayağı aktif olduğum bir kulüptü. Güzeldi ya, bayağı güzel zamanlardı. Hepsinden de detaylıca bahsedemeyeceğim bu yazıda. İsteksiz olursa bir gün otururuz anlatırım. Evet, anlatırım müsait olduğum bir zaman. Kısaca HP'den biraz bahsedeyim. Çünkü oradaki çalışma sistemi hoşuma gitmişti. Çalışanlar genelde birden fazla ülkeden sorumluydu. Mesela ben atıyorum İstanbul dışında Barcelona ve Dubai'den de sorumluyum. Sürekli bu ülkelere gidip gelmem gerekiyor. Ve bence yorucu olsa da çok güzel bir deneyim. Özellikle bence genç yaştaysanız çok güzel bir deneyim olur. Ve %55 kadınmış. Yani çoğu şirket %20 hedefleyip hedefine ulaşamazken HP bir rekor kırmış adeta. Filiz Hanım bize şirkette her görüşe, her ırktan insana ayrımcılık yapılmaksızın yaklaşıldığını ve bu konuda anonim anketler yapıldığından bahsetti. Hatta dünyada en gay friend şirket seçilmişler. Çalışma ortamları bu yüzden hoşuma gitti. Ayrımcılığı bu denli yanılmış olmaları gerçekten de büyük bir başarı. Burada Petrol Ofisi CEO'suyla koymuşum fotoğraf. Geçtiğimiz hafta Sabancı Tower'da Sakıp Sabancı öldü töreni oldu. Törene çok ünlü isimler katılmıştı. Hemen bir önümde Hüsnü Özyeğin, sol tarafında Orhan Gencebay oturuyordu. Tören bütün öğrencilere açıktı ama sanırım sadece 30 öğrenci falan katıldı okuldan. Böyle güzel etkinliklere insanların gelmemesi şaşırtıcı aslında. Ben dersime ekerek gittim. Yani derslerimiz olduğu için tabii gidemiyor biliyor öğrenciler veya duymuyorlar. Ben gitmiştim. Burada rektör yardımcısı Cem Hoca'yla bir fotoğrafımız var hatta oradan. Çok severim kendisini. 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde okulumuzun tanıtım sorumlusu Semih abi ve Erdem ile Zonguldak'ta liselere görüşmeye gittik. Benim tanıtımda ilk yılımdı. 3 yıl geçti şu anda. Hala tanıtımdayım. Yaz tanıtımında da görev alıyorum. Gerçekten de tanıtım ofisi benim için çok yapması eğlenceli bir şey. Üniversiteyi tanıtmak, sevdiğim bir yeri tanıtmak bir de bambaşka oluyor. Beraber bir de Zonguldak'a gitmiştik üniversite tanıtımına. Ondan bahsediyorum burada. 6 farklı liseyle görüşüp sunumlar yaptık. Çok güzel bir gezi oldu. Hem çalıştık hem eğlendik. Zonguldak'ta Emirgan Otel'de kaldık. Orası da bayağı iyi bir oteldi, evet bayağı güzel bir oteldi. Özellikle de odalarımızın manzarası harikaydı. Her sabah o deniz manzarasını görmek isterdim. Biz Zonguldak'tayken bana Bartın Fen Lisesi'nden yazanlar oldu. İşte Zonguldak'a gittin, buraya da bekliyoruz diye. Onlar da geçtiğimiz hafta Sabancı kampüsünü gezmiştim. Beni de bekliyorlarmış. Bu sene olmadı ama umarım seneye fırsat olur Bartın'a gitmeye demişim. Umarım olmadı ama belki önümüzdeki seneye olur diyorum. Bunu gelecekte okuyunca çok farklı oluyor ya. Çünkü böyle gelecek seneye söylediğim şeyler olmuş mu olmamış onları da görüyorum. Otelimizin manzarası gerçekten çok güzel bir oteldi. Sabancı bize çok güzel yer ayarlamış orada. Çok güzel böyle 3 gün geçirmiştim orada Ayken'de. Semih abi ve Erdem'i görüyoruz burada. 5-6 Mayıs'ta Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda 6. Bilim Elçileri Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Bu zirveye Türkiye'den, Amerika'dan, Avrupa'dan ve Avustralya'nın en iyi Türk bilim insanları katıldı. NASA'dan, CERN'den, Stanford'dan, MIT'den, Caltech'ten katılan hocalar oldu. Özellikle NASA'dan gelen Sırrı Hoca ile bir saatin üzerinde sohbet ettik. Beraber yemek yedik, çok eğlenceli bir sohbet oldu, her şeyden konuştuk. Elon Musk'ın NASA ile ilişkileri olsun, NASA'nın planladığı projeler, kendisinin komik anıları falan baya iyiydi. Bir keresinde alkollüyken şakasına Mars'a Fenerbahçe bayrağı dikeceğim demiş. Arkadaş ortamında sonra öteki gün gazetede manşet olmuş. Aslan Cel kendisine mail atmış. Amerika'da adresini sormuş. Bütün oyunculara imza attırdım forma hazır diye. Wow. Sırrı Hoca yoğunluktan görmemiş sonra adresini öğrenip yollamışlar. Bir hafta sonra bakmış ki kendisine bir koli gelmiş. İçinde imzalı forma ve bir sürü Fenerbahçe itemi. Böyle böyle bir sürü değişik anısını dinlemiştik. Bizi böyle topluca anlatmıştı o anılarını falan da. Burada hatta fotoğrafta beraber yemek yiyoruz. Ben şuradayım. Tüm dikkatle dinliyorum. Böyle dikkatimi vermişim. Fotoğraf daha var şurada. Sonra işte Rocket Science muhabbeti yaptık. Ben kendim online olarak da ders aldığım için az da olsa bilgim olduğundan şey açtım. Tabii benim bilgim hiçbir şey. Yani benim aldığım online ders zaten giriş seviyesinde. Dedim hocam Amerika'da hep this is not a rocket science man falan diyorlar. Ama sizin işiniz direkt rocket science dedim. Aynen de Amerikan aksanıyla taklidini falan yaptılar. Yani gördük. Adamlar NASA'da en zor olarak kabul eden işi yaptılar çünkü rocket science. Mayıs'ta neler oldu diye sorarsak
Mayıs ayı genelde eğlenceli etkinlikler ve finallerle geçiyor. Yani bayağı yoğun oluyor. Gerçekten de Mayıs ayı çok güzel geçiyor. Bu sene korona sürecinden dolayı onu yaşayamadık ama normal zamanda gerçekten bizim okul Mayıs'ta çok canlı, çok güzel oluyor. Finaller falan da oluyor tabii, onlar biraz yoğunluğu da oluyor. Su Dance Night oldu. Bir gün sonrasında sunumum olmasına rağmen gidip izledim. Evet, yani sabah erkenden sunuma çalışmıştım. Ona rağmen Su Dance'ı gidip izlemiştim. Çünkü yani senede bir olan bir gösteri ve gerçekten güzel oluyor. Demişim gece de uyumayıp çalışmıştım zaten. Sonra Müzik Usun gecesi oldu. Yine sınavlar vardı. Hepsine katılamadım ama bir bölümüne katıldım. Ardından da Off Town geldi, çağırdı. Geçen yılki Off Town kadar eğlendiğimi söyleyemem ama fena değildi. Yani benim hazırlık yılındaki Off Town çok daha güzeldi ama yine birinci sınıftaki Off Town da güzeldi. Bu sene Holy Fest yapmadılar. O yüzden geçen yıldan bir fotoğraf koymuşum. Holy Fest'ten böyle Ali Can ve Pürlen'le bir fotoğraf koymuşum. Geçen yılki yazımda kimsenin girmediği tünellere girdiğimi yazıp fotoğraflar koymuştum. Kimsenin çıkmadığı kuleye çıkıp fotoğraf koymuştum. Bu sene çıkmadığım bir yer olduğunu keşfettim. Neresi miydi orası? Rektör evinin çatısı. Rektör evinin çatısına çıktım, bilmiyorum şu ana kadar kaç Sabancı öğrenci çıkmıştır. Orada bizim mentorlar için bir kokteyl düzenlemişti. Orada rektör evine de girebiliyorduk. Girmişken işte biz birkaç kişi böyle çatısına çıkıldığını fark edip çatısına çıkıp fotoğraf falan çekmiştik. Oradan bir fotoğraf. Bir daha çıkmadım zaten, ondan sonra siz çıkmayın bence. Yasak bir şekilde çıkmayın en azından. Girersiniz izin alarak çıkıp. Biz de zaten söylemiştik yani içeri, ya da lavabo için girmiştik. Bu da oradan bir fotoğraf olmuş, güzel bir manzarası vardı ama. Bu yıl farklı olarak yaptığımız bir diğer şey ise iki yurt arasında hep beraber grafiti yapmaktı. Aa evet, o çok keyifli bir etkinlikti. Hep beraber kelimesinin ayrı yazılması çok garip değil mi? Apayrı kelimesinin bitişik yazarken hep beraber ayrı yazılıyor. Bundan bahsetmişim. İşte Türkçenin mizahı. Neyse, konuyu dağıtmayalım. B12 ile B2 yurtları arasında grafiti yaptık. Şu anda orası Sokak 18 diye adlandırılıyor. Öğrenci Birliği organize etti. Bence baya güzel bir etkinlikti. Seneye Öğrenci Birliği'ne aday olup bütün yurtları boyatmayı planlıyorum demişim. Bana oyunuzu verin demişim. Ama seçim yapılmadı maalesef. O yüzden aday falan da olamadık. Olsaydı adaydım. Ne yaptık işte orada, mesela yeni çizimler yapıldı. Grafitiden uğraşan birini getirmişlerdi. Zaten söylemişim, bir tarafa bir okuyan öğrenciler, bir tarafında daha hiç eline boya almamış bizim gibi öğrenciler kullandık. Orayı böyle hep beraber boyadık. Hem çok güzel bir etkinlikti. Şu anda da mesela geldiğinizde görüyorsunuz o yurt binasını, bizim boyadığımız. Çok güzel de görünüyor bence şu anda. Harika işler çıkarttık. Evet, fotoğrafını koymuşum. Oradan boyarken bir fotoğraf elimde boyayla. Yani bu şekilleri orada yine bir tane Sabancı mezunu, bu işte iyi olan Sabancı mezunu çizmişti. Biz sadece boyama işlerini yapmıştık orada. Ceyda ile fotoğrafımızı koymuşum. Ona da selamlar izlersin. CIP'den bahsetmeden de geçmeyeyim. Bu dönem otizm projesinde gönüllüydüm. Çok güzel bir deneyim oldu. CIP bizde bir dönem zorunlu olmasına rağmen gönüllü olarak da yapabiliyorsunuz. Ben de o sene yine gönüllü olarak projeye katılmıştım. O kadar yoğunluğa rağmen CIP'ye yine katılmıştım. Bana çok şey kattılar. Umarım ben de onlara bir şeyler katmışımdır. Dönemi onları kampüste ağlayarak bitirdik. Oyunlar oynadık. Burada bir tane fotoğrafımı koymuşum beraber oynarken. Burada güneş günümden bir fotoğraf var. Şu Ceyda ile yine başka bir Ceyda. Bu Ceyda özel. Bir fotoğrafımızı koymuşuz. Güneş günü de bizim bütün işte o CIP projesinde yaptığımız çocukların hepsinin okula geldiği günden. Hepsi böyle okula geliyor. Onlara özel etkinlikler yapıyoruz. Ondan bahsetmişim galiba. Yok, çok bahsetmemişim. Fotoğrafını koymuşum. O da gayet güzel bir etkinlik oluyor. Bütün bunların dışında ders anlamında ne yaptın dersek de bu dönemi 3.7 gelmiş. İyi, fena değil. Özellikle final haftasını tüm günü arkadaşlarla beraber kütüphanede geçirdik. Yani o kadar sosyal aktiviteye bir şeye katılınca final haftasında gerçekten full haftayı kütüphanede harcamak gerekiyor gibi ortalama yapmak için. Ben de öyle yapmıştım. Bayağı çalışmıştık. En çok çalıştığım derste sanırım tarih oldu. Evet, bizim Akşin hocanın tarih dersi bayağı zordur. O yüzden bayağı çalışmıştım. Kendisi okulun en zor tarihçisidir. Sınavları da çok zor oluyor ama sıkı bir çalışmayla finalinden 95 alabildim demişim. Yine kendimi tebrik ediyorum burada. Ortalamamı düşüren SPS dersi oldu. O da essay yüzünden oldu. SPS dersinde yazdığımız essayler de bayağı zor. O biraz düşürmüş ortalamamı. Yazdığım essay'de kelime sayısını yanlış kontrol ettiğim için ceza yemiştim. Yani çok kötüydü. Penaltı yemiştim. Footnote'ları dahil etmemişim. Öyle olunca biraz düşürdü ortalamayı ama yine de bir şeyler yaptık yav demişim. Bu yazının da artık sonuna geldik. 13 Haziran 2018'de bu yazıyı noktalamışım ve paylaşmıştım. Şu anda internette yok ama bu videoda beraber okumuş olduk. Genel olarak o dönem güzel bir dönemdi. Benim için keyifliydi yani. Sosyal olarak da güzeldi. Yine akademik olarak da yine başarılı olduğum bir dönemdi. Ben de yazı olarak yazmıştım. Şu anda artık 4. sınıfa geldim. O kadar fazla kulüplere falan katılamıyorum artık.
Bir de zaten bu korona olaylarından sonra çok fazla kulüp aktiviteleri de yapılamıyor doğal olarak. Umarım diyorum bu süreç geçer, korona süreci tekrardan kulüpler falan aktifleşir. Siz de eğer Sabancı Üniversitesi'ne gelirseniz bu imkanlardan faydalanırsınız veya Sabancı Üniversitesi olmasa bile kendi gittiğiniz üniversitede dolu dolu geçirmeye çalışırsınız. Ben kendi hikayemden bahsettim bugün sizlere. Umarım güzel, keyifli bir video olmuştur diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.